Herkese merhabalar, ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir vlogla geldim. Vlogları seviyorsunuz, ben de seviyorum. Bugün yine farklı şeyler yapmayacağız aslında. Kalktım, saat 3. Yani kalkalı bayağı oldu. Yine eve gittim. Öncelikle onu anlatayım. Yine hala buzdolabı sorunlarıyla uğraşıyorum. Tekrar servisten geldiler bakmak için. Baktılar. Sonra eve geldim. Biraz daha uzandım. Arkadaşlarımla konuştum. Telefon görüşmeleri yaptım. Ve şimdi artık kendimi toparladım. Markete gideceğiz birlikte. Babaannemin yanına gideceğiz. Babaannem rahatsızdı arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceki videomdan bahsetmiştim. Rahatsızdı. Ve evde hani daha da kötü olunca hastaneye götürdük. Ve şu an hastanede yoğun bakımda. Ona da lütfen şifa dileyin. Onun yanına gideceğim. İhtiyaçları var. Bu arada babaannem 80 yaşında. Yaşlı. Ve hani çok büyük bir sağlık sorunu yok aslında ama yaşlılıktan dolayı dedi doktor. Öyle hastanede kalıyor şu an. Onun yanına gidiyorum sık sık. Bugün de dışarı çıkma sebebim hem onun eksiklerini alıp onun yanına gideceğim. Bize göstermiyorlar yoğun bakımda olduğu için ve koronavirüs sorunundan dolayı. Sadece gidip dışarıdan ihtiyaçlarını verip dönüyoruz. Onun yanına gideceğim. Sonra bir markete gitmem lazım. Bir şeyler alacağım. Bugün birlikte, ablamla birlikte noodle yapacağız. Tavuklu noodle yapacağız. Onun için almam gereken malzemeler var. Onları alacağım. Bankamatiğe uğrayacağım. Bankada işlerim var. Sonra tabii yine annem birkaç iş daha çıkarır bana. Onları halledeceğiz. O yüzden bugün dışarıdayken, yani hazır işlerim varken dışarıda birlikte olalım istedim. Çünkü evde sürekli yani aynı şeyleri yapmaktan, sürekli evde video çekmekten sıkılıyorum. Biliyorum siz sıkılmıyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar da yapıyorsunuz. Ama ben sıkıldım artık aynı şeyleri görmekten. O yüzden bugün de dışarı çıkacakken birlikte olalım istedim. Şimdi saçımı taradım ve farklı başka bir şey yapmadım. Dünden örülüydü saçım yine her zamanki gibi. Taktım çünkü bu araba modeli. Gidelim biraz makyaj yapmak istiyorum. Bugün kahve tonlarında kalemli bir makyaj yapmak istiyorum. Yani biraz ağır olabilir ama gerçekten canım makyaj yapmak istiyor artık uzun zaman sonra. Sürekli evdeyiz, sürekli makyajsızım. Çok sıkıldım. O yüzden bugün makyaj yapacağım. Banyoya gidelim. Orada çamaşır makinesi çalışıyorsa eğer siz hızlı olarak izleyebilirsiniz. Hızlandırabilirim. Bakacağız. Gidiyoruz şimdi makyaja. Fondöten kullanmayacağım yine. Sevmiyorum bu aralar fondöten kullanmayı. O yüzden Beaulieu ve Infail'i karıştıracağım. Sadece concealer. Kapatmak istediğim yerleri kapatacağım. Bunu seviyorum arkadaşlar. Sadece rengi koyu bana. Beaulieu'nin 135 numaralı light beige rengi bana koyu. O yüzden bu L'Oreal ile karıştırıyorum. Süngerimle dağıtıyorum. Makyajımı hızlı 5 dakikada bir makyaj yaptım. Bence bayağı iyi oldu. Böyle buğulu bir göz makyajı yapmak istiyordum. Hafif ama buğulu. Çünkü çok seviyorum. Normalde çok kullandığım bir göz makyajı bu benim. Ama bayağıdır yapmıyordum. Bugün yapmak istedim. Beğendiyseniz eğer bunun ayrıntılı videosunu da çekerim zaten sizlerle. Daha güzelini ve daha ayrıntılı. Daha gösterişli olanını. Çantamı takıyorum. Sadece cüzdanımı aldım bugün yanıma. Çünkü çok bir işim yok. İşlerimi halledip döneceğim hemen.
ceketimi giyiyorum. Hava yağışlı olduğu için. Bunu giymek istedim. Bir çıkacağız, bir parfüm de sıkayım. Parfüm olarak bunu kullanacağım. Ve hazırız. Saçlarım çok kabardı dün ördüğüm için. Hiç beğenmedim. Ama şu an onunla uğraşacak bir zamanım yok. Çorap giyeceğim ve gideceğiz. Hello. Bildiğiniz bayağı yağmur yağıyor yani dışarıda. Benim bu makyaj akarsa neye dönerim biliyor musunuz? Ama akacak kadar durmayacağız zaten dışarıda. Maskem burada. Eldivenlerim burada. Önce bankamatiğe gidelim. Sonra Migros'a gidelim. Sonra annemi arayayım. Alınacakları alıp hastaneye geçelim. Bunların paylaşabildiğim kadarını sizlerle paylaşacağım. Kamerayı ne için açtım? Şunu söyleyeyim. Bayağı yorum geliyor arkadaşlar. Düğün ne oldu diye. Düğünümüz kaldı. Şimdilik erteledik. Yani ertelemek zorunda kaldık. Çünkü bizim düğünümüz 26-27 Mayıs'taydı biliyorsunuz. Ve o zamana kadar bu şeylerin, virüsün düzelmeyeceği, yani normal hayata dönmeyeceğimiz bayağı netleşti. Erteledik ve bizim her şeyimiz hazır olduğu için evimiz, eşyalarımız, her şeyimiz hazır. Sadece temizlik yapılıp gidilecek. Yani eşyalar yerleştirilecek. O yüzden bekliyoruz şu an. Yani tarih almak istemiyoruz Temmuz'a, Ağustos'a falan. Çünkü biz bu olaylar düzeldiğinden sonra, yani düğünler yapılabilir artık denildikten 10 gün sonrasına falan düğün tarihi, yine düğün tarihimizi koymak istiyoruz. O yüzden tam net belli değil arkadaşlar. Ama bu olaylar geçtiği gibi 10-15 gün içerisinde biz düğünümüzü yapacağız Allah izin verirse. O yüzden tam net tarih belli değil. Soruyorsunuz. Ben de buradan yanıtlamak istedim. Sağlık olsun, üzüldük ama sağlık olsun dediğim gibi. Sağlık olursa geri kalan her şey hallolur zaten. Öyle yani 10 yıl bekledik, 2 ay daha bekleriz. Ne olur yani. Biz birlikte olduktan sonra Allah'a şükür bir sorunumuz yok. O yüzden hani böyle sorunlar olunca da yapacak bir şey yok, beklemek zorunda kalıyoruz. Allah başka dert vermesin. Şimdi gidelim. Bayağı yağmur yağıyor. Ama ya burada bir en azından hava almış oluruz. Çünkü gerçekten çok sıkıldım. Bu sokağa çıkma yasağı var zaten. Dışarı çıkmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyorum. En azından böyle markete giderken falan avunuyorum. Ve sizi de yanımda götürüyorum ki siz de biraz hava alın. Yemin ediyorum delirdik tertemiz. Gerçekten delirdik. Allah sonumuzu hayır etsin. Haydi. Mama görmemiş gibi, sevmemiş gibi davrandım. Hiç olmamış gibi. Şimdi gelmem gereken yere geldim. Biraz zor oldu ama geldim. Yine 4 gün sokağa çıkma yasağının ardından insanlar çıldırmış. Adeta çıldırmışlar. Bankamatiğin önünde bakalım kaç kişi var göreceğiz. Ben de şöyle maskemi taktım. Kapşonumu da takacağım. Sonra zaten Migros'la bankamatik yan yana, neyse ki. Onları alıp orada işlerimi halledip oradan annemin yanına geçeceğim. Ondan almam gerekenler var. Böyle. Eldivenlerimi de takacağım. Ya da takmasam mı bilmiyorum. Neyse, kolonyam var zaten. Dönünce her yere kolonyalayacağım. Şimdi iniyoruz. Görüşürüz birazdan. Haydi bismillah. Artık arabaya bindim ve gidiyorum. Annemden alınacakları aldım. Arkada da bir koli var. O koli evde bayağı çeyizlikler, yine darmadağın. En sonki alışveriş videomda gösterdiğim çeyizlikler. Onları paketleyeyim. Bir koli yapayım. Böyle koli koli topluyorum onları. Sonra paketliyorum falan. O yüzden.
Neyse, trafik çok var arkadaşlar. Her yer çok kalabalık ve aşırı bir trafik var. Öyle gidiyorum şimdi. Tavuk alacaktım noodle için. Fakat Migros'ta bulamadım. Bak, başka bir markete gidiyorum. Önce babaannemin yanına uğrayacağım. Ardından evin oradaki BİM'e falan girerim. Oraya gideceğim. Oradan da eve geçeceğim. Evde takılacağız. Noodle'ın nasıl yapıldığını da gösteririm. Bu arada normal makarna 2-3 lira, 4 lirayken noodle 19-20 lira arkadaşlar. Bunu bilsem almazdım herhalde. Şaka şaka. Deneyeceğiz ilk kez, bakalım nasıl. Güzel mi? Biz tavuklu yapacağız. Siz etli de yapabilirsiniz. Deneyeceğiz bakalım. Eve gidince tekrar gösteririm zaten. Bakın, burası benim mezun olduğum okul. Bu otobüs değil tabii ki. Şimdi Müge'cim, bu noodle'ın 20 lira olduğu bana niye söylenmedi? Gerizekalı, ne sanıyorsun? 20 lira ya. Bir noodle yapalım dedik, 100 liralık olduk geldik. Çin'e gider, Çin'de yerdim ben bunu. Bu neymiş ya? Alın uzun makarnayı yapın 3 liraya. Bir güzel değilse zaten. Bak, bir güzel değilse. Ama güzel bir markanın üstün lezzet ödülüymüş. Göreceğiz şimdi ne kadar üstün. Yeter herhalde bu, değil mi? Bu parça parça zaten. Şöyle kesin kesin. Deterjanı bir sürü oldu. Hani Burak'a çağırırsa bir paket yer. Çağırmadım da. Soya sosu da aldım. Şöyle. Kıvırcık erişe yazmazlar mı? Ne? Tavuklu, biberli noodle yapacağız, soğanlı falan. O beyaz çikolata aynı şey, süper. Aynen. Gösteririm birazdan başlayınca. Benim yapacağım pasta olay. Bir de pasta yapacak ablam akşam. Yine bugün menü dolu dolu gidiyordu. Bir kutu buldum arkadaşlar. Bir yerden ve bu kutuya şurada gördüğünüz bütün darmadağın olan her şeyi koymak istiyorum. Geçen gün bahsettiğim şeyler bunlardı. Kolonyalar şöyle dişi. Diğerlerini gösteremem. Şu gold olan. Burada da gold olan var. Lame olan var. Burada da siyah olan var. Çok güzel. Bunları böyle paketledim. Şurada full benim çeyiz paketlerim var. Çeyiz kolilerim var. Her yer çeyiz. O yüzden bunu da paketleyeyim ki parça parça durmasın diyorum. Şimdi onları birlikte paketleyelim. Bu odadaki dağınıklığın kusuruna bakmayın arkadaşlar. Bu odada hem ben yatıyorum, burada kalıyorum. Hem de sadece çeyizlerimin olduğu bir oda. O yüzden bayağı darmadağın. Darmadağın olmasının sebebi sırf eşya olması, çeyiz kolisi olması. Onlar gittiğinde rahatlayacak. Bir saat konuşmanızı dinliyorum, biliyor musun? Diyor ki hem konuşamamışım yapıyorum. Yok artık. Şimdi önce altlarından böyle garanti olsun diye bantlıyorum kolilerin. Sonra üstlerini de tabii ki atlıyorum. En son bunları kaplıyorum. Ben normalde internetten Chase Colin diye bir site var. Oradan almıştım. İsminize özel Chase kolisi yapılıyor. Şurada gösterdim zaten az önce. Ama baktım sonra benim alınacaklarım çok artıyor. Tekrar tekrar onlarla uğraşmak istemedim. Çünkü evet, paketlemesi güzel ama onlar açılıp atılacak. O yüzden daha fazla almak istemedim ve bıraktım bir süre sonra. Şimdi şöyle bir kutum var. Şu büyüklükte bütün şuradaki parçaların hepsini buna koymayı düşünüyorum. Sağırsa güzel olur. Bakalım, deneyeceğiz, göreceğiz. Direkt başlayayım şuralarda. Bir adam var şurada. Gördüğünüz üzere. Şu falan sağırsa çok iyi olur.
yastıklar ve yorganlar için şurada. Onlar zaten paketli de onları kutuya koymayı düşünmüyorum. Onlar için bir öneriniz var mı? Yani ne yapabilirim? Ben böyle kurdelemeyi falan düşünüyorum. Kurdelemeyi düşünüyorum. Sizin bir öneriniz varsa onu da alabilirim. Bunlardan bir sürü aldım ve hepsini aynı olsun diye paketliyorum. Biraz uğraştırıyor ama tek tek yaparsanız, mesela koliniz olduğu gün yaparsanız daha iyi olur. Sonra hepsini kaldırmak, ayrı ayrı yapmak biraz zor olabilir. Bir paket yetmiyor büyük koli, iki tane daha kullanıyorum. Böyle oluyor. Ben bu modeli aldım. Renkli bir model tercih ettim. Diğer kolilerim de şu şekilde. Şurada Fatma'nın çeyizi yazıyor normalde. Öyle. Bir sürü aldım bunlardan. 30 tane falan ama yetmedi tabii ki. Bunlar da tek tip böyle olsun istedim. Renkli. İsterseniz ön taraflarına, şuralarına şey yapabilirsiniz böyle. Hani hediye paketlerinin üstüne yapıştırılan şeyler var ya, çiçek gibi süsler. Onlardan yapıştırabilirsiniz. Böyle. Şimdi diğer paketleri de paketleyeceğim. Sonra görüşürüz tekrar. Ben bir şunları halledeyim. Son durum bu şekilde arkadaşlar. Odanın yarısı eşya. Bunları ayrı bir koli yapacağım. Her yer koli. En azından biraz daha, bir tık daha düzenli oldu. Öyle bir saattir falan uğraşıyorum bunları kaplamakla. Bu şekilde duruyorlar. Şimdi yine ne izliyorum? Bilin bakalım. Esra Erol. Birazdan başlayacağız notlu yapmaya. Şimdi oturuyorum, biraz televizyon izliyorum. Makyajımı da çıkarmadım. Efendim? Bakalım ne diyecek. Hafta arkadaşlar sizlerle şeyi paylaşacağım. Neyi paylaşacağım? Annem de diyor ki içeride neyi paylaşacaksın yine? Uzun, uzun ilişki sırlarını paylaşacağım. Ne var bunda? Örnek ablam de. Uzun ilişki sırlarını paylaşacağım. Misafir olarak da ablamı çağır. Maksimum bir ay ilişki nasıl sürer? Bir ilişki nasıl sürdürülmez? Şaka şaka, benim 10 yıllık ilişkim için böyle size tavsiyeler vereceğim. Öyle bir yorum gelmişti, oradan aklımda kaldı. Ama kısa ilişki tavsiyelerini ablam çok güzel verir. İnsana nasıl kurtulur? Nasıl kırmadan ayrılır? Nasıl olay çıkartılıp ayrılınır? Hepsi ablamda. Böyle iki çeşit de var yani. Ben uzunu anlatacağım. Ablam isterseniz sonra kısayı da anlatır. Bu şekilde. Anne de burç yorumlarını yapsın. Yeşer dikkat etsin. Anne sen de burç. Seni de astro neydi? İşte onu yapacağım. Sen de anlatacaksın bu. Astro yok. Duyuyor geliyor. Bu ay yengeçler dikkat etsinmiş. 10 yıllık ilişkiler bitebilirmiş. Kendi de yengeç tabii. Yaylar evlenecek mi? Yaylar evlenecekmiş. Abla sen yaysın. Bu aydan ümitli annem. Biraz terasa çıktım ve çok güzel. Yani hava çok güzel değil aslında. Aşırı kapalı ama güzel sonuç olarak. Böyle havalarda evde olmayı seviyorum ben. O yüzden bir çıktım. Arkadaşlar şimdi şurada julienne doğranmış şekilde tavuklarımız var. Burada soğan, biber. Başka da ne ekleyeceğiz? Başka bir şey. Sarımsak ekleyeceğiz. Bir de soya sosu. Burada da noodle'larımız. Biz şöyle 3 parça yapacağız. Bunlar parça parçaydı. Böyle. Soğan diye gösterim. Çok basit zaten. Yani çok farklı bir şey yok içinde. Burada da mantar var. Burada da menemen var. Bunları direkt böyle haşlıyoruz. Biberleri de eklemiş. Bu arada julienne dedim. Julienne doğramamış. Sonra aşağıya yazmıyor. Julienne onu biliyoruz herhalde. Yuvarlak benim olmuş abla. Onu da yazarsınız çünkü biliyorum. Böyle doğradık.
Sonra bunlar haşlanınca sosu hazır yapacağız ve bunları direkt oraya ekleyeceğiz. Biraz da makaramızın bitmiş hali böyle. Tadına bakınca tekrar size söylerim. Tadıyoruz bakalım. Size de bilmiyorum. Bayağı iyi. Gerçekten çok güzel. Ya soya sosu ne kadar ekledim bilmiyorum, onu görmedim ablam eklerken ama aşırı güzel olmuş. Herkesin, makarna seven herkesin çok seveceği bir yemek. Eline sağlık ablacığım. Evet. Arkadaşlar, yasaklar biraz hafifletildi ve pazartesi günü yani ayın 11'inde kuaförler, biraz sesini kıstın abla, kuaförler açılacakmış. Biz de ne yana gitsek diye düşünüyoruz ablamla. Ablam Özge Özel'e gidiyor tabii ki. Ben de Soma'da favori kuaförüme gideceğim. Kaş için sadece bir yere gidiyorum. Oraya gideceğim. Öyle vallahi, çok şükür yavaş yavaş açılıyor her şey. Bakalım. Umarım daha kötü gitmez, daha iyi olur. Şimdi bayağı yedik. Yemekler çok güzel olmuştu. Kaşarlı kremalı mantar vardı. O çok iyiydi. Bir de noodle. Noodle da bayağı iyiydi. Tavuklar hepsi çok iyiydi. Deneyebilirsiniz siz de zaten. İkisi de çok basit. İnternetten de tariflerini bulabilirsiniz. Bir bomba tatlı. Ha, şimdi bir de tatlı var. Onu hiç görmediniz. Onu da göstereyim birazdan. Öyle. Onu da yeriz. Sonra tamam. Kiloları alırız. Bunlar milföy arkadaşlar. Bunlara ablam dikti. Kendini anlat anne, millet. Millet salak diye hiçbir şey bilmiyor diye. Anne bilmiyorlar. 100 tane soruyorlar yani. Senin kadar bilmiyorum. Ay şu makyajlı halime bak, mutfakta siz çalışıyorsunuz. Ben sizi koordine... Bunlar milföy arkadaşlar. Allah bunları uzunca. Sonra dikdörtgen olarak. Sonra bu kremayı ne yaptın? Kabarmaması için şey yaptı? Kabarmaması için bence çatalla deldin. Üzerine de tepsi oturttum. Bayağı. Hiç kabarmaması gerekiyor. Sonra bunu nasıl yaptın abla? Ne koydum? 3,5 su bardağı süt. Mehmet gibi. Sonra bir tane yumurta sarısı. 2 yemek kaşığı nişasta. 1 yemek kaşığı un. 1 su bardağı şeker. Pardon, yarımşar su bardağı nişasta. Un. 1 su bardağı şeker. Bunu karıştırdım. Bunu buzdolabında. Kaynattım. Ondan sonra kremayla vanilya ekledim. Bekledim. Beyaz çikolata rendeliyoruz. Beyaz çikolata rendeliyor. Bunların arasına şundan koyacağız arkadaşlar. Üstünü kapatacağız. Sonra o beyaz çikolataların çilek. Çilek. Bir daha buradayım. Son halini gösteririz. Ne mi yapmam lazım? Ben hepsini biliyorum ya. Nereden biliyorum? Hepsini nereden biliyorum biliyor arkadaşlar. Anne, ama bizim mutfağımız gördüğünüz gibi küçük bir mutfak. Ben çıkayım, sen gir. Mutfak küçük bir mutfak olduğu için aynı anda çok kişi hareket edemiyor. Ben gireceğim de biz mutfağa uğramayız. Üç gün saçmalama abla. Ben de büyüklerime saygılı bir insan olduğum için onlara veriyorum mutfağı. Ben koordine işlerine bakıyorum genelde. Annem bulaşık yıkıyor, doğru yapıyor. Annem bulaşık yıkıyor. Ablam doğuruyor. Katya, Katya gidici ya. Perşembe gidiyor. Dedik ki 350 lira verelim kal. Yok dedi. Ben dedi 1000 lira isterim dedi. Kapıları açtı. Bizimki uçuyor valla. Üstten atlıyor yani. Öyle işte. Birazdan gösteririm bitmiş halini. Bayağı güzel ama. Onu yemiştim daha önce ben. Bayağı beğenmiştim. Şimdi mekanın sahibi geldi gençler. Onlar da kesilecek. Onlar ne yapacak? Kesilecek. Onu biliyorum ya. Şimdi yapacağız arkadaşlar birlikte. Eminsin mi?
Bakın arkadaşlar. Süslemeler devam ediyor. Bitmiyordu. Bunlar milföy. Küçük küçük kestiği milföyler şunlar. Kıtır. Kıtır kıtır. Bu kadar aşamanın üstüne güzel olmazsa var ya. Sen rahat olsun. Yer sefatlar şeklinde tıkana tıkana. Tıkana tıkana. Kahveyle yiyeceğiz birazdan arkadaşlar. Rahatta kalın. Siz de internetten bakıp. Allah'ım sen olmasan biz nerelere giderdik ya Rabbim. Öyle şimdi takılacağım biraz YouTube'da. Sonra tekrar açarım zaten. Rümeysa'nın yanına gidecektim. Aradım ama hastaymış galiba. Feyzullah göremezsin bile dedi. Yani bugün de aradım açmadı. O yüzden gidemeyeceğim herhalde. Bir gidip onu görmek istiyorum. 10 dakika falan ama gidemeyeceğim. Dışarıdan da olsa hani bahçede falan görüşürdük uzaktan. Ama gidemeyeceğim. Çünkü yok açmadı. Daha ojelerimi 2 gün önce sürdüm ve hemen böyle çıkmaya başladılar. Bu ojenin markasıyla da çok alakalı galiba. Ama ben tabii çok sinir oluyorum. Bakın uçlarına falan. Normalde tırnağımdaki ojeyi göstereyim sizlere. Flormar'ın full color'larından şu. FC06. Çok güzel. Rengini çok seviyorum ama kalıcı değil. O yüzden bunu çıkaracağım. Bu kadar Ramazan'dan beri ilk kez sürmüştüm. Çıkaracağım ve direkt şu Mavala'nın keratinini kullanacağım. Bunu çıkaralım şimdi. Olarak Benri'nin bu asitonunu kullanıyorum. Çok memnunum ve bitmedi bu nedense. İlk kez bitmedi. Çıkardım. Müthiş olmuş Müge'cim. Ellerine sağlık. Tatlı müthiş olmuş arkadaşlar. Bayağı yedik zaten. Şunlar kaldı. Şimdi de Burak gelecek o yer belki. Ama gerçekten efsane olmuş. Mutlaka bakın ve yapın. Biz bayıldık. Abla sen nereden baktın bu tarife tam olarak? Sayfayı valla atılamam. Instagram'dan bakalım da birazdan söylerim. Aynen ya da aşağıya bırakayım. Çok güzel olmuştu ya. O kadar hafif ki ben normalde çikolatalı tatlıları çok severim. Ama bu müthiş olmuştu kahveyle falan. Böyle küçük küçük çıkıyor. Biz yaptığımız adetten dolayı. Ama bayağı beğendim. Çok hafif yani. Asla ağır bir tatlı değil. Çok kalorili bir tatlı değil. Çok iyi. Öyle Burak da gelir. Yer. Sonra da makyajımı çıkarırım ve videoyu bitiririz artık. Bayağı uzun bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Vallahi yaptık kaç günlerdir tatlıları. Ablam gidince ne yaparız dedi. Yaparız. Oturur muyuz evde? Her gün Nesquik mi yeriz? Bisküviye çay ban. Bisküviye çay ban diyor. Ne banacağım ya? Neyse işte neye banıyorsak yaparız arkadaşlar. Bir şeyler yaparız eğer. Ablam giderse de yıkılmayız ya. O kadar da değil herhalde. Ablam Instagram'dan Pastalim Plus sayfasından bakmış tatlının tarifine. Şu tarafa tut. Bir netlesin. Pastalim Plus bildiğin. Oradan bakmış. Çok güzel. Ölçüsü, tadı, her şeyi müthişti. Siz de oradan bakabilirsiniz. Videoyu bitirmeye geldim arkadaşlar. Sürekli makyajsız bitiriyordum. Makyajımı çıkarırken zaten sizle defalarca gösterdim. O yüzden bugün böyle bir makyajlı bitireyim dedim. Bu makyajı da siz de biliyorsunuz ki saat 3'ten beri yani 10-12 saattir falan neredeyse yüzümde böyle. Bunu da inceleyin, görün. Bayağı her yerden çıktı. Çıkaracağım zaten. Normalde bu kadar uzun süre makyajlı kalmıyorum ama fondöten yok zaten. Yine cildim ışıl ışıl görüyorsunuz. Tam bir ay topu, nur topu gibiyim. Umarım beğenmişsinizdir. Yine sizlerle klasik bir günümü paylaştım. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Lütfen olun. Olun bir 50 bin olalım, 100 bin olalım. Bu günleri görmek istiyorum. Çok teşekkür ederim zaten. Zaten abone olanları gerçekten çok mutluyum. İyi ki varsınız. Böyle işte büyüyorsun, büyüdüğünü görüyoruz, kanalım büyüyor falan diye yorumlar görüyorum. Çok mutlu oluyorum sizler sayesinde. İnşallah daha iyi yerlere, daha güzel abone sayılarına ulaşacağız hep birlikte. Her şey için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.